Nazik olun. Çünkü karşılaştığınız herkes farkında olmadığınız zorluklarla boğuşuyor. Her kalp başka bir kalp fısıldayana kadar eksik bir şarkı söyler. Karanlıktan korkan bir çocuğu kolaylıkla affedebiliriz. Hayatın gerçek trajedisi insanların ışıktan korktuğu zamandır. Yalnızca ölenler savaşın sonunu görebildi. Hükmetmeyi reddetmenin en ağır cezası kendinizden daha aşağı biri tarafından yönetilmektir. Yaşayan en bilge insan benim. Çünkü bir şey biliyorum, o da hiçbir şey bilmediğimdir. Ne kadar yavaş olursa olsun, ilerleme sağlayan bir kişinin şevkini asla kırmayın. İyi bir insanın ne hayatta ne de ölümden sonra hiçbir şey canını yakamaz. Aşk ciddi bir akıl hastalığıdır. Siyasete katılmayı reddetmenin cezalarından biri sizden aşağılı kişiler tarafından yönetilmenizdir. İyi insanlar sorumlu davranmak için yasalara ihtiyaç duymazlar. Kötü insanlarsa yasaları bir şekilde aşar. Bir adam gücü nasıl kullandığıyla ölçülür. Cehalet tüm kötülüklerin kökü ve gövdesidir. Hakikat şarapta ve çocuklardadır. Hikayeleri anlatanlar toplumu yönetir. İnsan davranışları üç temel kaynaktan doğar. Arzu, duygu ve bilgi. Eğitim çocuklarımıza doğru şeyleri dilemeyi öğretmektir. Üç sınıf insan vardır. Hikmeti sevenler, şeref sevenler ve kazanç sevenler. Cesaret nelerden korkulmayacağını bilmektir. En iyi aile kadının kör, kocanın sağır olduğu zamandır. İnsanı gerçeklerden daha fazla onurlandırmamalısın. Çocuklarınızın size nasıl muamele etmelerini istiyorsanız, ana babanıza öyle muamele edin. Hakkında kötü konuştuklarında sanki kimse bunlara inanmayacakmış gibi yaşa. Boş bir kap daha yüksek bir ses çıkarır. Böylece en küçük zekası olanlar en büyük şarlatanlardır. Dünya sıkıcı insanlar için sıkıcıdır. Değersiz insanlar sadece yemek ve içmek için yaşarlar. Değerli insanlarsa sadece yaşamak için yer ve içerler. İnsanlar kir gibidir. Ya sizi besleyebilir ve bir insan olarak büyümenize yardımcı olabilirler, ya da büyümenizi engelleyebilir ve solup ölmenize neden olabilirler. İyi eylemler kendimize güç verir ve başkalarında iyi eylemlere ilham verir. Her birimizin içinde en ılımlı görünenlerde bile korkunç, vahşi ve kanunsuz bir arzu türü vardır. Şairler kendilerinin anlamadıkları harika ve bilge şeyleri telaffuz ederler. Herhangi bir insan kolayca zarar verebilir. Ancak her insan bir başkasına iyilik yapamaz. Yanlış sözler sadece kendi içlerinde kötü olmakla kalmaz. Aynı zamanda ruha kötülük de bulaştırırlar. Köpekler bir filozofun ruhuna sahiptir. Size sessizlikle cevap verilmişse eğer, bu size cevap verilmediği anlamına gelmez.
Arkadaşlarınızı boş iltifatlarla değil, samimi sevgi sözleriyle kazanın. En büyük zafer olumsuz düşüncenizin üstesinden gelmektir. Arkadaşlık olmadan insanlar arasındaki hiçbir iletişimin değeri yoktur. Mükemmel olduğunu söylüyorsa çılgın bir kadınla evlendin. Söz fayda etmediğinde sopa da etmez. Sana bir kere ihanet eden bir arkadaşını asla affetme. Tekrar ihanet edecektir. Sarhoşluk kötülüklere yol açmaz. Onları ortaya çıkarır. Hayatınızdaki en önemli iki gün doğduğunuz gün ve bunun nedenini bulduğunuz gündür. Asla aptal insanlarla tartışmayın. Sizi kendi seviyelerine çekerler ve sonra da tecrübeleriyle yenerler. Eğer doğruyu söylerseniz hiçbir şeyi hatırlamanıza gerek kalmaz. Hakikat bir palto gibi sunulmalı ve ıslak havlu gibi yüze atılmamalıdır. Öyle bir yaşayalım ki öldüğümüz zaman cenazemiz bile üzülsün. Herkes ay gibidir ve kimseye göstermediği karanlık bir yüzü vardır. Ölüm döşeğimizde yalnızca iki şeyden pişmanlık duyacağız. Ne kadar az sevdiğimizden ve ne kadar az seyahat ettiğimizden. Tutkularınızı küçümsemeye çalışan insanlardan uzak durun. Küçük insanlar bunu her zaman yaparlar. Ama hakikaten büyük olanlar sizin de harika olabileceğinizi kendinize hissettirirler. İnsanlar kendilerini sevdirmek için çoğu şeyi, başkalarının kendilerini kıskanması için de her şeyi yapacaklardır. Kırışıklıklar yalnızca gülümsemelerin nerede olduğunu göstermelidir. Açlıktan ölmek üzere olan bir köpeği alır ve onu refaha ulaştırırsanız sizi ısırmayacaktır. Bu köpek ve insan arasındaki temel farktır. Ben yaşlı bir adamım ve birçok dert tanıdım. Fakat bunların çoğu hiç gerçekleşmedi. Cesaret korkuya direnmektir. Onun ustası olmaktır. Korkunun yokluğu değildir. Nezaket sağırların duyabildiği ve körlerin görebildiği bir dildir. Bu hayatta ihtiyacınız olan tek şey cehalet ve özgüvendir. Sonrasında başarı kesindir. Okumayan insanın okumayana üstünlüğü yoktur. Affetmek, menekşenin kendisini ezen topuğa yaydığı kokudur. Bankacı güneş parlarken size şemsiyesini ödünç veren, fakat yağmur yağmaya başladığı anda onu geri isteyen bir dosttur. Yaşam korkusu ölüm korkusunu da beraberinde getirir. Dolu dolu yaşayan bir kişi her an ölmeye hazırlıklıdır. Neşenin tam değerini alabilmek için onu paylaşacak birine sahip olmalısınızdır.
öfke içine döküldüğü şeyden çok saklandığı kaba zarar verebilecek bir asittir. İnsan ırkının gerçekten etkili olan yalnızca bir silah vardır ve o da kahkahadır. Ben 14 yaşında bir çocukken babam o kadar cahildi ki yaşlı adamın etrafımda olmasına dayanamazdım. Ama 21 yaşıma geldiğimde o yaşlı adamın 7 yılda ne kadar çok şey öğrendiği karşısında şaşkın kaldım. Sabah ilk iş olarak canlı bir kurbağa yiyin. Günün geri kalanında başınıza bundan daha kötü bir şey gelmeyecektir. Asla bir aptalla tartışmaya girmeyin. İzleyenler farkı anlayamayabilir. Gençken yaşanmış olsun ya da olmasın her şeyi hatırlayabiliyordum. Fakat yeteneklerim şimdi çürüyor ve yakında öyle olacağım ki hiç yaşanmamış şeyler dışında hiçbir şeyi hatırlayamayacağım. Böyle parçalara ayrılmak üzücü ama hepimiz bunu yaşamak zorundayız. Gürültü hiçbir şeyi kanıtlamaz. Yumurta bırakan bir tavuk bile genelde sanki bir asteroid yumurtlamış gibi gıdaklar. Her gün yapmak istemediğiniz bir şeyi yapın. Bu, sorumluluklarınızı acı çekmeden yapma alışkanlığını kazanmanın altın kuralıdır. Dürüstlük tüm kayıp sanatların en iyisidir. Sağlıkla ilgili kitapları okurken dikkatli olun. Bir yazım yanlışı ölümünüze sebep olabilir. Her zaman ülkenize sadık olun. Devlete ise hak ettiğinde sadakat gösterin. Arazi satın alın. Artık ondan yapmıyorlar. Yeni bir fikri olan insan, fikir başarılı olana kadar kaçıktır. Parasızlık tüm kötülüklerin anasıdır. Sigarayı bırakmak dünyanın en kolay işidir. Bunu biliyorum çünkü binlerce kez yaptım. Arkadaşlarınızın ne kadar genç göründüğünüz hakkında sizi pohpohlamaya başlaması, yaşlandığınızın kesin olarak işaretidir. Hayat adil değildir, fakat yine de iyidir. Şüpheye düşerseniz sıradaki küçük adımı atın. Hayat birilerinden nefret ederek zaman harcamak için çok kısadır. Her şeyi çok ciddiye almayın. Belki de düşündüğünüz kadar önemli değildir. Kredi kartı taksitinizi her ay tamamen ödeyin. Bütün tartışmaları kazanmak zorunda değilsiniz. Aynı fikirde olmamayı kabul edin. Biriyle beraber ağlayın. Bu yalnız ağlamaktan daha iyi gelir. İlk maaşınızdan başlayarak emekliliğiniz için birikim yapın. Konu çikolataysa direnmek boşunadır. Geçmişinizle barışık olun ki bugününüzü mahvetmesin. Çocuklarınızın sizi ağlarken görmelerinde sorun yoktur. Hayatınızı başkalarınınkiyle kıyaslamayın. Onların yolculukları hakkında en ufak fikriniz yoktur.
Eğer bir ilişki gizli kalmak zorundaysa o ilişkide olmamalısınız. Hayat uzun, kendinize açmalar için çok kısadır. Yaşamakla meşgul olun. Eğer bugün sağlam kalabilirseniz her şeyin üstesinden gelebilirsiniz. Bir yazar yazı yazar. Eğer yazar olmak istiyorsanız yazın. Mutlu bir çocukluk geçirmek için asla çok geç değildir. Ama ikinci sefer de sizin elinizdedir. Başka kimsenin değil. Sıra hayatta sevdiğiniz şeylerin peşinden gitmeye geldiğinde hayırı cevap olarak kabul etmeyin. Mumları yakın, güzel örtüleri kullanın, süslü kıyafetlerinizi giyin. Hiçbir şeyi özel durumlar için saklamayın. Bugün özeldir. Fazlasıyla hazırlık yapın ve akışına bırakın. Şimdi eksantrik olun. Mor giyinmek için yaşlanmayı beklemeyin. En çekici organ beyindir. Sizin dışınızda kimse mutluluğunuzdan sorumlu değildir. Her sözde felaketi bu sözlerle çerçeveleyin. 5 sene içerisinde bu önemli olacak mı? Herkesi ve her şeyi affedin. Başkalarının sizin hakkınızda ne düşündüğü sizi ilgilendirmez. Zaman neredeyse her şeyin ilacıdır. Zamana zaman verin. Bir durum ne kadar iyi veya ne kadar kötü olursa olsun değişecektir. Hastalandığınızda sizinle işiniz ilgilenmeyecektir. Arkadaşlarınız ilgilenecektir. Onlarla iletişimde kalın. Mucizelere inanın. Sizi öldürmeyen şey gerçekten güçlü kılar. Yaşlanmak alternatifini yenen şey içindeki genci erken öldürmektir. Çocuklarınız yalnızca bir kez çocukluk geçirirler. Onu unutulmaz kılın. Her gün dışarı çıkın. Mucizeler her yerde sizi bekliyor. Eğer hepimiz sorunlarımızı bir yığına atsaydık ve diğerlerininkini de görseydik, kendimizinkileri geri alırdık. Hayatı denetim altında tutmayın. Ortaya çıkın ve onu şimdi en iyi şekilde değerlendirin. Kullanışlı, güzel ve neşeli olmayan her şeyden kurtulun. Sonunda gerçekten önemli olan tek şey sizin sevdiğinizdir. İmrenmek zaman kaybıdır. Zaten ihtiyacınız olan her şeye sahipsiniz. En iyisi henüz gelmedi. Nasıl hissediyor olursanız olun, kalkın, hazırlanın ve ortaya çıkın. Derin bir nefes alın. Bu zihninizi sakinleştirir. Sormazsanız alamazsınız. Başarıya teslim olun. Hayat bir kurdeleyle bağlı değildir ama yine de bir hediyedir. Başkaları hakkında bizi rahatsız eden tüm şeyler kendimizi anlamamıza yol açabilir. Bir ailenin en büyük trajedisi anne ve babanın yaşanmamış hayatlarıdır.
Ben başıma gelen şeyler değilim. Ben olmayı seçtiğim kişiyim. Yalnızlık kimsenin yanınızda olmamasından değil, kişinin kendisi için önemli görünen şeyleri anlatamamasından ya da başkalarının kabul edilemez bulduğu bazı görüşlere sahip olmasından kaynaklanır. Hayat gerçekten 40 yaşında başlar. O zamana kadar sadece araştırma yaparsınız. Uyuşturucu ister alkol, ister morfin, ister idealizm olsun, her türlü bağımlılık kötüdür. İnsanlar kendi ruhlarıyla yüzleşmekten kaçınmak için ne kadar saçma olursa olsun her şeyi yapacaklardır. Düşünmek zordur. Bu yüzden çoğu insan yargılanır. Utanç ruhunuzu yiyen bir duygudur. Siz yaptıklarınızsınızdır. Yapacağınızı söylediğiniz şeyler değil. Sağlıklı insan başkalarına işkence etmez. Genellikle işkenceciye dönüşenler, işkence görmüş olanlardır. Orta yaş, aşırı baskın bir egoyu bırakma ve insan varlığının daha derin önemini düşünme zamanıdır. Belirli bir anda belirli bir yerde doğarız ve eski şarap yılları gibi doğduğumuz yılın ve mevsimin özelliklerine sahibizdir. İçsel bir durum bilinçli hale getirilmediğinde dışarıdan kader olarak görünür. Çocuklar yetişkinlerin ne olduklarıyla eğitilirler, onların konuşmalarıyla değil. İnsan anlamsız bir hayata dayanamaz. Korkunuz neredeyse, göreviniz oradadır. İnsan zorluklara ihtiyaç duyar. Bunlar sağlık için gereklidir. Giden kişiye tutunmayın, aksi halde gelen kişiyle tanışamazsınız. Hayatta anlamı olan şeylerin en küçüğü, ona sahip olmayan en büyük şeylerden daha değerlidir. Çocukken saatleri dakikalar gibi geçiren neyi yapardınız? İşte dünyevi uğraşlarınızın anahtarı burada yatıyor. Hayatın en büyük ve en önemli sorunlarının hepsi temelinde çözümsüzdür. Asla çözemezsiniz. Yalnızca onları aşabilirsiniz. Kendi karanlığınızı bilmek başkalarının karanlığıyla baş etmenin en iyi yoludur. Depresyon siyahlı bir kadın gibidir. Eğer ortaya çıkarsa onu uzaklaştırmayın. Onu içeri davet edin. Ona bir koltuk teklif edin. Ona bir misafir gibi davranın. Ve ne söylemek istediğini dinleyin. Bilgi yalnızca gerçeğe değil, aynı zamanda da yanılgıya dayanır. Her insan hayatı bir potansiyel içerir. Eğer o potansiyel yerine getirilmezse o zaman o hayat boşa geçmiş demektir. İki kişiliğin buluşması, iki kimyasal maddenin teması gibidir. Herhangi bir reaksiyon varsa ikisi de dönüşür. Bir insan diğerlerinden daha çok şey biliyorsa yalnızlaşır. Herhangi bir değişim bir yerden başlamak zorunda olduğundan, bunu yaşayacak ve sürdürecek olan tek bir kişidir.
Değişim bir bireyle başlamalıdır. Bu kişi herhangi birimiz olabilir. Kimse etrafına bakmayı ve kendisinin yapmaktan nefret ettiği şeyi başkasının yapmasını beklemeyi göze alamaz. Güçlü zihinler fikirler hakkında tartışır. Ortalama zihinler olaylar hakkında tartışır. Zayıf zihinlerse insanlar hakkında tartışır. Kibar olun. Tanıştığınız herkes zorlu bir savaş veriyor. Sahip olduklarıyla yetinmeyen bir kişi, sahip olmak istedikleriyle de yetinmez. Tek hakiki bilgelik, hiçbir şey bilmediğini bilmektir. Ne kadar çok şey bilirsem, hiçbir şey bilmediğimi o kadar çok anlıyorum. Sorgulanmamış bir hayat yaşamaya değmez. Ne pahasına olursa olsun, iyi bir eş bulursanız mutlu olursunuz. Eğer kötü bir taneye sahip olursanız, filozof olursunuz. Önce dünyayı yeniden oynatacak olan kişi kendini hareket ettirsin. Ölüm, insanlara verilmiş tüm nimetlerin en büyüğü olabilir. Sadece bir iyi vardır, bilgi. Ve sadece bir kötü vardır, cehalet. Bilgiyi zenginliğe tercih edin. Zira biri geçici, diğeri kalıcıdır. İnsanlık iki tür insandan oluşur. Aptal olduklarını bilen bilgeler ve bilge olduklarını sanan aptallar. Bir soruyu anlamak cevabın yarısıdır. Yaşamak için yemelisin, yemek için yaşamamalısın. Sevmesi en zor olan kişi buna en çok ihtiyacı olandır. Biliyorum, bana inanmayacaksınız. Ancak insan mükemmelliğinin en yüksek şekli kendini ve başkalarını sorgulamaktır. Görünmek istediğiniz gibi olun. Daha iyi olmaya çalışmaktan başka türlü daha iyi yaşayamayız. Senin gibi konuşup yaşamaktansa kendi tarzımla konuşup ölmeyi tercih ederim. Akıllı insanlar her şeyden ve herkesten, ortalama insanlar deneyimlerinden öğrenir. Aptal insanlar zaten tüm cevaplara sahiptir. Çocuklukta mütevazı, gençlikte ılıman, yetişkinlikte adil ve yaşlılıkta ihtiyatlı olun. İnsan ilişkilerinde hiçbir şeyin istikrarlı olmadığını unutmayın. Bu sebeple refah içinde aşırı sevinçten veya sıkıntıda aşırı depresyondan kaçının. Haksızlığa uğramak, haksızlık yapmaktan daha iyidir. Eğitim, kişi okulda öğrendiklerini unuttuktan sonra geriye kalan şeydir. Eğer bir şeyi 6 yaşındaki bir çocuğa açıklayamıyorsanız, onu kendiniz de anlamamışsınız demektir. Öğrenci, doldurmanız gereken bir konteyner değil, yakmanız gereken bir meşaledir. Hayat bisiklet sürmeye benzer. Dengenizi sağlamak için hareket etmeye devam etmeniz gerekir.
İki şey sonsuzdur. Evren ve insanın aptallığı. Evren konusunda tam emin değilim. Hiç hata yapmamış biri hiç yeni bir şey denememiştir. Akıllı bir kişi sorunu çözer, bilge bir kişi ise ondan sakınır. Başarılı bir insan olmaya çalışmayın. Bunun yerine değerli bir insan olun. Üçüncü Dünya Savaşı'nın hangi silahlarla yapılacağını bilmiyorum ama Dördüncü Dünya Savaşı sopalarla ve taşlarla yapılacak. Her aptal bilebilir. Önemli olan anlamaktır. O kadar da akıllı olduğumdan değil, fakat sorularla çok daha uzun süre kalıyorum. Otoriteye körü körüne inanç, hakikatin en büyük düşmanıdır. Hepimiz ışığın sesten daha hızlı hareket ettiğini biliyoruz. Bu sebepten bazı insanlar siz konuşmalarını duyana kadar parlak görünürler. Dehanın %1'i yetenek ve %99'u da çalışmaktır. Karamsar ve haklı olmaktansa, iyimser ve aptal olmayı tercih ederim. Denemeyi bırakana kadar asla başarısız olmazsınız. Mutlu bir hayat yaşamak istiyorsanız onu bir amaca bağlayın, insanlara veya eşyalara değil. Ancak başkaları için yaşanmış bir hayat, yaşamaya değer bir hayattır. Bilgelik eğitimin bir ürünü değil, onu elde etmek için ömür boyu süren bir girişimin ürünüdür. Gençlikte acı veren, ancak olgunluk yıllarında lezzetli olan o yalnızlıkta yaşıyorum. Yalnızca absürt olanı deneyenler imkansızı başarabilir. Ne üzücü bir dönem. Bir atomu parçalamak, bir önyargıyı parçalamaktan daha kolay. Hayat gelecek için bir hazırlıktır. Ve gelecek için en iyi hazırlık, o hiç yokmuş gibi yaşamaktır. Bilginin tek kaynağı deneyimdir. Mülkiyet, tanıtım, lüks. Bunlar benim için her zaman aşağılık olmuştur. Basit ve alçak gönüllü bir yaşam tarzının herkes için, hem beden hem de zihin için en iyisi olduğuna inanıyorum. Hata yapmaktan kaçınmanın tek kesin yolu yeni fikirlere sahip olmamaktır. Dünyayı üç büyük güç yönetiyor. Aptallık, korku ve açgözlülük. Geçmiş öldü. Gelecekse belirsiz. Sahip olduğunuz tek şey şu an. Öyleyse yiyin, için ve mutlu yaşayın. Zeka bilgiyi saklayabilmek değil, onu nerede bulacağını bilmektir. Ne kadar uzun yaşarsanız yaşayın, yaşlanmayın. İçine doğduğumuz büyük gizemin önünde meraklı çocuklar gibi durmaktan asla vazgeçmeyin.
Zayıf insanlar intikam alır. Güçlü insanlar affeder. Akıllı insanlarsa görmezden gelir. Bu kadar evrensel olarak tanınmak ve yine de bu kadar yalnız olmak çok garip. Asla bakabileceğiniz bir şeyi ezberlemeyin. Örnek, öğretmek için başka bir yol değil, öğretmek için tek yoldur. Sınırlarımızı kabul ettiğimizde onların ötesine geçebiliriz. Servet deniz suyu gibidir. İçtikçe daha çok susarız. Ve aynı şey şöhret için de geçerlidir. Hayat gençliğin bakış açısından sonsuz bir gelecektir. Yaşlılığın bakış açısındansa kısacık bir geçmiştir. Her bir kişi yalnızca tek başınayken tamamen kendisi olabilir. Sağlık hayatın diğer tüm nimetlerinden öyle bir ağır basar ki sağlıklı bir dilenci hasta bir kraldan daha mutludur. Akıllılar aptalların yarattığı yaygaradan kaçındıkları için yalnızlık aramazlar. Evlenmek, haklarınızı ikiye bölmek ve sorumluluklarınızı ikiye katlamak demektir. Mutluluğumuzun 9'da 10'u sağlığımıza bağlıdır. Zihninizi sessizlikte bulmak, sohbette bulmaktan daha iyidir. Yalnızlığı sevmeyen kimse özgürlüğü de sevmez. Güveni bir kere sarsan kişi onu sonsuza dek kaybeder. Mutlu yaşamak daha az mutsuz yaşamak demektir. Yarım düzine koçun seçkin bir kişiyi nasıl küçümseyici bir şekilde azarladığını duyarsak, o zaman anlayacağız ki insanların fikirlerine çok değer vermek onlar için büyük bir onur olacaktır. Her insan dinlenebilir ama her insan konuşmaya değer değildir. Neye sahip olduğumuz hakkında çok az düşünürüz. Ama neye sahip olmadığımız hakkında sürekli endişeleniriz. İnsanların sosyalliği toplumu sevmelerine değil, yalnızlıktan korkmalarına dayalıdır. Sıcaklık bal mumu için neyse, insan doğasına karşı nezaket de odur. Hayvanlara olan sevgi karakterin kibarlığıyla o kadar yakından alakalıdır ki hayvanlara zalim olan kişinin kibar olamayacağı söylenebilir. İnsanlar nedenini bilmeden başlayıp çalışan saat mekanizmaları gibidir. İnsanlara zevk veren yüzlerce eşya büyük bir zihin için sıkıcıdır. Boş bir kişi bilmelidir ki başkalarından bu şekilde edindiği iyi fikirleri konuşkanlıktan ziyade sessizlikle yaratmak çok daha kolay ve doğrudur. İlk tanıştığınızda karşınızdaki kişi hakkında çok olumlu bir görüş oluşturmamaya dikkat etmelisiniz. Aksi takdirde çoğu durumda hayal kırıklığına uğrarsınız. Diğer insanlar gibi olmak için kendimizin 1/4'ünü kaybederiz. Dikkatsizce yazan kişi bu suretle kendi düşüncelerine fazla önem vermediğini daha en başında itiraf eder. Birinin size yalan söylediğinden şüphelenmek için nedeniniz varsa söylediği her kelimeye inanmış gibi görünün. Bu ona devam etmesi için cesaret verecektir. İddialarında sertleşecek ve sonunda kendine ihanet edecektir. Kader kartları karıştırır ve biz oynarız.
akıl ona hiç sahip olmayan kişiye görünmez. Tüm umudunu yitiren, tüm korkusunu da yitirmiştir. Bir aptal zevkin peşinden koşar ve hayal kırıklığı bulur. Bir bilge ise yalnızca kederden kaçınır. Neredeyse tüm üzüntülerimiz diğer insanlarla olan ilişkilerimizden kaynaklanır. Düşmanınızın bilmemesi gereken şeyi dostunuza söylemeyin. Yaşamın ilk 40 yılı bize metni verir. Sonraki 30 yılı onun hakkındaki yorumu sağlar. Dünyadaki birçok büyük insan işte böyledir. Onlar ancak hayatta olmadıklarında tanınırlar. Ancak son ağaç kesildiğinde, son balık tutulduğunda ve son nehir zehirlendiğinde parayı yiyemeyeceğimizin farkına varacağız. Hepimizin içinde savaş halinde olan iki kurt vardır. Birincisi kötüdür, ikincisi ise iyi. Hangi kurt kazanacaktır? Sizin beslediğiniz. Doğduğunuzda ağladınız ve tüm dünya sevindi. Hayatınızı öyle bir yaşayın ki öldüğünüzde tüm dünya ağlasın ve siz sevinin. Ağzınızda daha az gök gürültüsü ve elinizde daha fazla şimşek olması daha iyidir. Dinleyin, yoksa diliniz sizi sağır eder. Bilgiyi değil bilgeliği arayın. Bilgi geçmişin, bilgelikse geleceğindir. Düşmanın zayıflığı bizim gücümüze güç katar. Onun makosenleriyle gökte 2 ay eskiyinceye dek yürümeden komşunuzu yargılamayın. Arkalarında bıraktıkları kalplerde yaşayanlar ölü değillerdir. Bir çıngıraklı yılanın kuyruğu kadar dokunaklı bir şey yoktur. Fakir olmak dürüst olmamaktan daha az sorun teşkil eder. Cesur bir adam bir kez ölür. Korkak bir adamsa birçok kez. Düşmanımı cesur ve güçlü kıl ki yenilirsem utanç duymayayım. Karnı tok olan kuş, aç olan kuşla uçamaz. Gençliği yaşatın, fakat yaşlılığa güvenin. Bilgelik yalnızca onu aramayı bırakıp, Yaradan'ın sizin için tasarladığı hayatı yaşamaya başladığınızda gelir. Her tatlı kök, tatlı ot doğurmaz. Sadece ihtiyacınız olanı alın ve araziyi bulduğunuz gibi bırakın. Artık barışa haykırmak yetmiyor. Barış içinde hareket etmeli, barışı yaşamalı ve barış içinde yaşamalıyız. İnsan doğadan uzaklaştığında kalbi katılaşır. Konuşmayan insandan ve havlamayan köpekten kaçının. Zevklerimiz sığdır, acılarımızsa derin. Gerçeği söylemek için fazla söze gerek yoktur. Dünün bugünü çok fazla tüketmesine izin vermeyin. Bir kişi bir yılan kadar bilge ise, bir güvercin kadar zararsız olmayı da göze alabilir. Yoksulluk tevazuyu boğan ve Tanrı'ya ve insana saygısızlığı besleyen bir ilmektir.
unutmayın ki çocuklarınız size ait değildir ve Yaradan tarafından size ödünç verilmişlerdir. İlkbaharda hafifçe yürüyün, toprak ana hamiledir. Yürekten sorular sorarsanız, yürekten cevaplar alırsınız. Ölüm yoktur, yalnızca dünyaların değişimi vardır. Hayat nedir? Geceleri bir ateş böceğinin parlamasıdır. Bir mandanın kışın aldığı soluğudur. Çimlerin üzerinde koşan ve gün batımında kendini kaybeden küçük bir gölge gibidir. Güçlüyken zayıf görün, zayıfken güçlü. Düşmanı ve kendinizi iyi biliyorsanız, yüzlerce savaşa bile girseniz sonuçtan emin olabilirsiniz. Planlarını gece gibi karanlık ve geçilmez yap ve hareket ettiğinde bir yıldırım gibi in. Kaosun ortasında fırsat da vardır. Galip gelecek savaşçı önce kazanır, sonra savaşa girer. Mağlup olacak savaşçı ise önce savaşa girer, sonra kazanmanın yollarını arar. Düşmanınızı tanımak için düşmanınız olmalısınız. Uzun süreli savaştan yararlanan bir ulus örneği yoktur. Adamlarınıza kendi sevgili oğullarınıza davrandığınız gibi davranın. Sizi en derin vadiye kadar takip edeceklerdir. Tuzlu suya batırılan en iyi kılıç bile sonunda paslanacaktır. Hızın rüzgar gibi, yavaşlığın orman gibi olmalı. Ateş gibi saldırıp, dağ gibi kıpırdamaz olmalı. Fırsatlar ele geçirildikçe çoğalır. Notalar beşi geçmez ama beş notanın bileşimleri hiç duyulmadık melodiler yaratır. Düşman gevşediğinde onları çalıştır. Tok olduğunda onları aç bırak. Yerleştiklerinde onları hareket ettir. Kim savaşmak isterse önce bedelini hesaba katmalı. Nehir kenarında yeterince uzun süre oturursan, düşmanlarının cesaretlerinin önünden akıp gittiğini görürsün. Kendini tanıyan her savaşı kazanır. Yüz savaşın yüzünü de kazanmak maharet değildir. Düşmanı savaşmadan alt etmek büyük maharettir. Rakibinize geri çekilebileceği altın köprü inşa edin. Biçimsizlik noktasında bile son derece incelikli olun. Sessizlik noktasında bile son derece gizemli olun. Böylece rakibin kaderinin yöneticisi olabilirsiniz. Bütün sır, düşmanı gerçek niyetimizi anlamayacak şekilde karıştırmakta yatar. Eskilerin akıllı dövüşçü dediği şey, sadece kazanmakla kalmayıp, kolaylıkla kazanmayı başaran kişidir. Onu uyandırın ve eyleminin ve hareketsizliğinin ilkesini öğrenin. Hassas noktalarını bulmak için onu kendini ortaya çıkarmaya zorlayın. Kendine inanmalısın. Zihin istekliyse beden pek çok şey olmadan da devam edebilir. Böylece savaş uzmanı düşmanı hareket ettirir ve onun tarafından hareket ettirilmez. Saldırı savunmanın sırrıdır. Savunma bir saldırının planlanmasıdır.
çok az çabayla harika sonuçlar elde edilebilir. Harekete geçmeden önce iyice düşün ve hesapla. Hızlıysam hayatta kalırım. Hızlı değilsem kaybolurum. Bu ölümdür. Nihai mükemmellik her savaştan galip gelmek değil, düşmanı savaşmadan mağlup etmektir. Hem düşmanınızı ve hem de kendinizi görmezden gelirseniz, tehlikede olduğunuz kesindir. Bir avantaj görmedikçe hareket etmeyin. Elde edilecek bir şey olmadıkça askerlerinizi kullanmayın. Durum kritik değilse savaşmayın. Adaletin çarkları yavaş dönüyor ama iyi dönüyorlar. Arkadaşını sevmek kolaydır ama bazen öğrenmesi en zor ders düşmanını sevmektir. Güçleri birleşmişse onları ayırın. Kaybedecek hiçbir şey olmayan kişiye güvenemezsin. Zoru henüz kolayken tasarla. Büyüğü henüz küçükken yap. Her yere takviye gönderirseniz her yerde güçsüz olursunuz. Düşmanınızın olmadığı yerde olun. Düşman senin hakkında çok şey bilen bir arkadaştır. Düzenden düzensizlik, cesaretten korku, güçten güçsüzlük geldi. Arkadaşın düşmanın arkadaşsa eğer, bu arkadaşla vakit öldürmemen gerektiği anlamına gelir. Zehirle karıştırılmış şekerden sakının. Ölü yılanın üzerine konan sineğe dikkat edin. Savaşın kötülüklerini bilmeyen, yararlarını takdir edemez. Bu nedenle suyun sabit bir şekli olmadığı gibi, savaşta da sabit koşullar yoktur. Askerlerinizi çocuklarınız gibi görün. Ki sizi en derin vadilere kadar takip etsinler. Onları kendi sevgili oğullarınız gibi görün. Bir lider örnek vasıflarıyla iyi yönetici olur, kuvvet kullanarak değil. Hem üstün hem de aşağı güçlerle nasıl başa çıkacağını bilen kazanır. Taktiksel eğilimler yaratırken elde edeceğiniz en yüksek adım onları gizlemektir. Taktiksiz yapılan strateji zafere giden en yavaş yoldur. Stratejisi olmayan taktikler de mağlup edilmeden önceki yaygaradır. Esir düşen askerlere iyi davranılmalı ve saklanmalıdır. Kişinin düşmanını yok etmesine gerek yoktur. Bir kişinin yalnızca bağlanma isteğini yok etmesi gerekir. Damarlarında kan akan ve kafasında boynuzu olan her hayvan saldırıya uğradığında savaşacaktır. Kusurların hakkında sessiz olan bir dosta asla güven. Kendisinin imparatorluğunu elde edememiş hiç kimse özgür değildir. Kendisine hakim olamayan hiçbir insan özgür değildir. Çocukları eğitin ki insanları cezalandırmak zorunda kalmayın. Çok kelimeyle az şey değil, az kelimeyle harika şeyler söyleyin. İyi yapmış olduğunuzdan dolayı memnun kalın ve bırakın diğerleri hakkınızda diledikleri gibi konuşsunlar. Öfke esnasında hareket ve konuşmadan kaçınmalıyız. Büyük
büyüklüğünüzü güneşin batışı sırasındaki gölgenizle yargılamayın. En eski ve en kısa sözler olan evet ve hayır, aynı zamanda en çok düşünmeyi gerektirendir. Bir insanın en büyük olduğu an, bir çocuğa yardım etmek için dizlerinin üstüne çöktüğü andır. Hiç kimsenin sözler veya eylemlerle aklınızı çelmesine ve sizin için en iyi olmayan bir şeyi yaptırmasına veya söyletmesine izin vermeyin. Sessizlik anlamsız sözlerden daha iyidir. Mutluluğu kovalamayın. O her zaman içinizdedir. Sizin için ne düşünürlerse düşünsünler. Adil olduğunu düşündüğünüz şeyi yapın. Suçlamaya ve övgüye eşit derecede kayıtsız olun. Ayrılırken arkanıza bakmayın. Güçlü bir vücuda sahip olmaktansa güçlü bir ruha sahip olmayı seçin. Her şeyden önce kendinize saygılı olun. Mantık ölümsüzdür. Kalan her şey fanidir. Tuz en saf ebeveynlerden doğar. Güneş ve deniz. Sayılar evreni yönetir. Umumi yollardan uzaklaşmak, tenha yollarda yürümek. Arkadaşlar her şeyi paylaşır. Yasalar insanlar için gerekli olmaya başladıkları andan itibaren özgürlüğe uymaktan çıkarlar. Her zaman iyi görünen yolu seçin. Ne kadar zor olursa olsun, adetler onu kısa sürede kolay ve uygun hale getirecektir. Öfke aptallıkla başlar ve pişmanlıkla sonuçlanır. Arkadaşınızdan gelecek bir darbe, düşmanınızdan gelecek öpücükten daha iyidir. Söz ve hareketlerinizde adaleti uygulayın ve hiçbir şey hakkında düşüncesizce hareket etme alışkanlığı edinmeyin. Yoldaşları hakkında kötü konuşan bir arkadaşa asla güvenmeyin. İyi şeyler vaat etmekle kalmayıp iyi şeyler yapmalısınız. Hayatın tek ve aynı zamanda birçok yolunda yürümek zordur. Güç, gerekliliğin yakın komşusudur. Uyanır uyanmaz günün kalanında yapmanız gereken şeyleri sıraya koyun. Yetenek ve gereklilik birbirlerinin yanında yaşarlar. Zaman bu dünyanın ruhudur. Hayırlı bir evlat, adil bir kardeş, hassas bir eş ve iyi bir baba olun. Gerçek olarak bile hatanın sevdikleri vardır. Göklerin üstünde gölgesi olan şey yıldızlar ve ışıklarıdır. Her şeyin üstünde kendilerine hayranlık duyarlar. Aptal kişi konuşmasından, bilge kişi susmasından tanınır. İyice öğrenilmiş bilgelik asla unutulmaz.
Hatalarınızı yanlış sözlerle kapatmaya çalışmayın. Bunun yerine hatalarınızı inceleme yaparak düzeltin. Ayıklık ruhun gücüdür. Çünkü aklını tutku tarafından bulutlanmadan korur. Endişe bizi harekete sokmalıdır, depresyona değil. Arkadaşlar daha mutlu bir hayata giden yolda sebat etmek için birbirlerine yardım edecek olan bir yolculuktaki yoldaşlardır. Çoğu erkek ve kadın doğuştan veya doğaları gereği zenginlik ve güçte ilerlemek için gerekli araçlardan yoksundur. Ancak hepsinin bilgide ilerleme yeteneği vardır. Sessizliği öğrenin. Meditatif bir zihnin sessiz dinginliğiyle dinleyin, özümseyin, kopyalayın ve dönüştürün. Mutlu yaşamanın büyük bilimi yalnızca şimdiki zamanda yaşamaktır. Tutkuları tarafından esir alınmış bir insan asla özgür olamaz. Sadık bir arkadaş bulamıyorsanız kendi arkadaşınız olun. Sarhoşluk bir delilik egzersizidir. Cinayet ve acı tohumlarını eken sevinç ve sevgi biçemez. Yasama mantığın sesi ve yargıç da yasanın sesi olmalı. İfade edilmemiş duygular asla ölmez. Diri diri gömülürler ve daha sonra daha çirkin şekillerde ortaya çıkarlar. Kendinize depresyon veya düşük öz saygı teşhisi koymadan önce ilk olarak etrafınızın pisliklerle çevrili olmadığından emin olun. Gençlik bilebilseydi, ihtiyarlık yapabilseydi. Birçok insan özgürlüğü gerçekten istemez. Çünkü özgürlük sorumluluk getirir. Ve çoğu insan sorumluluktan korkar. Bir gün geriye dönüp bakıldığında, yıllarca süren mücadele size en güzeli gibi gelecek. Kelimelerin sihirli bir gücü vardır. Ya en büyük mutluluğu ya da en derin umutsuzluğu getirirler. Bir babanın ölümü, bir erkeğin hayatındaki en önemli olay, en yürek burkan ve en dokunaklı kayıptır. Acı çekme karşısında hiçbir zamana aşık olduğumuz zamanki kadar savunmasız değiliz. Gücünüz zayıflıklarınızdan doğacaktır. Kendinizi karşılaştırmanız gereken tek kişi geçmişteki kendinizdir. Ve olmanız gereken tek kişi şu anda olduğunuz kişidir. İnsan sevildiğinden emin olunca ne kadar da cesur oluyor. Düşünce prova halindeki eylemdir. Küçük meselelerde aklınıza, büyük meselelerde kalbinize güvenin. Bir insanın kişiliğinin kapsamı, kişinin aklını başından alabilecek sorunun büyüklüğüyle tanımlanır. Aptallığın ilk göstergesi tam bir utanç eksikliğidir. Birbirimizi rastgele seçmiyoruz. Sadece bilinçaltımızda zaten var olanlarla tanışıyoruz. Arkadaşlık mesafeyi koruma, aşksa yakınlık sanatıdır.
cinsellikten yoksun olan cinsellikten, aç olan yemekten, parası olmayan paradan ve oligarklarımız ve bankacılarımız ahlaktan bahseder. Dünyaya yalnızlıkla gireriz ve yalnız bir şekilde terk ederiz. Kişinin kendine karşı tamamen dürüst olması iyi bir egzersizdir. Sevmek ve çalışmak. Çalışmak ve sevmek. Her şey bundan ibaret. Aşk olmazsa hastalanırız. Olgunluk hazzı erteleyebilme yeteneğidir. Ailenin bütün hayatı içinde en çok zarar gören kişinin etrafında örgütlenmiştir. Tarih sadece eski hataları yapan yeni insanlardır. Kendini tatmin etmedeki tek utanç, onu iyi yapmamanın utancıdır. Herkes doğaya bir ölüm borçludur. İnsan istediğine sahip olmadığında sahip olduğu şeyi istemelidir. Deneyim bize dünyanın bir kreş olmadığını öğretir. Binlerce kilometrelik yolculuk tek bir adımla başlar. Eğer depresyondaysanız, geçmişte yaşıyorsunuz demektir. Eğer endişeliyseniz, gelecekte yaşıyorsunuz demektir. Eğer huzur içindeyseniz, şu anda yaşıyorsunuz demektir. Ne olduğumdan vazgeçtiğimde olabileceğim şey olurum. Düşüncelerinize dikkat edin, sözlere dönüşürler. Sözlerinize dikkat edin, eylemlere dönüşürler. Eylemlerinize dikkat edin, alışkanlıklara dönüşürler. Alışkanlıklarınıza dikkat edin, karakterinize dönüşür. Karakterinize dikkat edin, kaderinize dönüşür. Bilgi bir hazinedir ve pratik yapmak da onun anahtarıdır. Hayat bir dizi doğal ve kendiliğinden oluşan değişimlerdir. Onlara direnmeyin, bu yalnızca üzüntü yaratır. Bırakın gerçeklik gerçek olsun. Bırakın işler istedikleri gibi doğal bir şekilde ilerlesin. Bilenler konuşmazlar, konuşanlar bilmezler. Zaman yaratılan bir şeydir. Zamanım yok demek, istemiyorum demek gibidir. Başkalarının ne düşündüğünü önemserseniz, daima onların tutsağı olursunuz. Çok fazla arzuya sahip olmaktan daha büyük bir suç, memnun olmamaktan daha büyük bir felaket, açgözlü olmaktan daha büyük bir talihsizlik yoktur. Gerçek her zaman güzel değildir. Her güzel söz de gerçek değildir. Sahip olduklarınızla yetinin, her şeyden olduğu gibi keyif alın. Hiçbir şeyin eksik olmadığını anladığınızda bütün dünya size ait olacaktır. Kaybederek kazanırız, kazanarak kaybederiz. Bilge kişi neyi bilmediğini bilendir. Tırtılın son dediğine, dünyanın geri kalanı kelebek der. Öğreteceğim yalnızca üç şey var. Sadelik, sabır, merhamet. Bu üçü sizin en büyük hazinenizdir. Biri tarafından derinden sevilmek size güç verir. Birini derinden sevmekse size cesaret verir.
yeni başlangıçlar acı sonlar olarak kılık değiştirirler. İstenmeyen ruh gizli olanı görür. Her zaman isteyen ruhsa sadece istediğini görür. Sağlık en büyük servettir. Memnuniyet en büyük hazinedir. Güven en iyi dosttur. Başarı, başarısızlık kadar tehlikelidir. Umut, korku kadar boştur. Kasenizi ağzına kadar doldurursanız dökülecektir. Bıçağınızı bilemeye devam ederseniz körleşecektir. Kaderinden memnun olan kişi zengindir. Kişi kendine inandığı için başkalarını ikna etmeye çalışmaz. Kişi kendinden memnun olduğu için başkalarının onayına ihtiyaç duymaz. Kişi kendini kabul ettiği için tüm dünya da onu kabul eder. Dışarıdan cesareti olan bir adam ölmeye cüret eder. İçeriden cesareti olan bir adam yaşamaya cüret eder. Ölmekten korkmuyorsan, başaramayacağın hiçbir şey yoktur. Doğa acele etmez ama yine de her şey kusursuzdur. Önemsizliğinizin farkına varmak güçlendiricidir. Bazen kazanmak için boyun eğmeniz gerekir. Ve bazen düşük bir yerde kalmak sizi kazanmaya götürür. Fikrimi çalmaları umurumda değil. Benim umurumda olan şey kendilerine ait bir fikirleri olmaması. Her şeyin içinden en çok kitapları sevdim. Günümüzde bilim insanları net düşünmek yerine derin düşünüyorlar. Kişi net düşünmek için aklı başında olmalı. Ama bir kişi hem deli olup hem de derin düşünebilir. Nefretiniz elektriğe dönüştürülebilseydi tüm dünyayı aydınlatırdı. Değerlerimiz ve yenilgilerimiz ayrılmazdır. Kuvvet ve madde gibi. Ayrıldıklarında insan yok olur. Hayat şimdi ve her daim çözümlenemeyecek bir eşitlik olarak kalacaktır. Ama kesin olarak bilinen bazı faktörleri içerir. Yeni hissiyatlar isteriz ama hemen onlara kayıtsız kalırız. Dünün harikaları bugünün yaygın oluşumlarıdır. Kiminin tanrı dediğine kimileri fizik kanunları der. Evrenin sırlarını bulmak istiyorsanız enerji, frekans ve titreşimler hakkında düşünün. Bireyler geçicidir, ırklar ve milletler gelir ve geçip gider. Ama insanlık kalır. Beynimizin çok hassas sinir hücreleri vardır ve bunlar henüz ortada yokken bile gerçeği hissetmemize yardımcı olurlar. Zaman bizi yargılayacaktır. Çoğu insan dış dünyayla o kadar meşguldür ki kendi içlerinde olup bitenlerden tamamen habersizdirler. Mucitlerin evlilik hayatına zamanları yoktur. Harika anlar, harika fırsatlar doğururlar. En küçük canlının hareketleri bile tüm evrende değişime sebep olur.
Geçmiş hayatımdaki olayları gözden geçirdiğimde kaderimizi şekillendiren etkilerin ne kadar ustalıkla yapılmış olduğunu anlıyorum. Hepimiz bir bütünüz. Bizi yalnızca egolar, inançlar ve korkular ayırır. Doğal bir eğilim tutkulu bir arzuya dönüştüğünde kişi hedefine yedilik botlarında ilerler. Sürekli yalnızlıkta zihin keskinleştikçe keskinleşir. Fikirler dış çabaların zihni üzerinde etkilerinin yokluğunda doğar. Yeni bir fikir anlık sonuçlarıyla değerlendirilmemelidir. Kurtuluş ancak kişinin kendi çabalarıyla sağlanabilir. Birbirimizi tanımak için duygu algılarımızın ötesine geçmeliyiz. Benim inancım tazminat hukukuna sıkı sıkıya bağlıdır. Gerçek ödüller her zaman yapılan emek ve fedakarlıklarla orantılıdır. Geleceğin zorlu işi butona basmak olacaktır. Sezgi doğru bilgiden öndedir. Doğadan başka insanın dikkatini çekebilecek ve inceleme konusu olmayı hak edecek hiçbir şey yoktur. Doğanın devasa mekanizmasını anlamak, onun yaratıcı güçlerini keşfetmek ve yasalarını anlamak, bunlar insan zihninin en büyük hedefidir. Kaç kişi bana hayalperest dedi. Sulandırılmış miyop dünyamız fikirlerimle nasıl alay etti? Sanırım ölene kadar durmadan ilerlemeye devam edeceğim. Varlığımızın büyük gizemleri henüz çözülmedi. Ölüm bile son olmayabilir. Akıllı bir adam evlenmemelidir. Çünkü kimse kitaplara ve karısına aynı şekilde hizmet edemez. Yaratıcı olmanın sırrı tek başına olmaktır. Fikirler yalnızlıkta doğar. Hayat yalnızca geriye doğru öğrenilebilir. Ancak ileri doğru yaşanmalıdır. İnsanlar hiç kullanmadıkları düşünce özgürlüğü yerine ifade özgürlüğünü talep ederler. Kaygı özgürlüğün baş dönmesidir. İnsanlar beni o kadar az anlıyorlar ki benim onların beni anlamadıkları yolundaki şikayetlerimi bile anlayamıyorlar. Hayat çözülecek bir problem değil, yaşanacak bir hakikattir. Asıl çaresizlik kişinin kendisi olmayışıdır. Ya dünyadaki her şey bir yanlış anlaşılmadan ibaretse, ya kahkahalar aslında gözyaşlarıysa? İlim çalınamayacak bir servettir. Beni bir kere etiketlersen beni inkar edersin. Cesaret etmek bir anlık kontrolü kaybetmektir. Cesaret etmemekse kendini kaybetmektir. Zalim ölür ve egemenliği biter. Şehit ölür ve egemenliği başlar. Kendiniz olmanın gerçekleriyle yüzleşin. Çünkü ne olduğunuzu değiştiren şey budur.
Birçoğumuz hazzın peşinden o kadar soluksuz bir hızla koşar ki onun yanından hızla geçeriz. İnanmak zordur. Çünkü itaat etmenin kendisi zordur. Can sıkıntısı tüm kötülüklerin anasıdır. Kendi olmayı reddetmenin çaresizliğidir. Tutku olmadan var olmak imkansız. Kendine güvenen mümin, Allah katında dertli kafirden daha büyük günahkardır. İnanç sıçraması, evet. Ancak derinlemesine düşündükten sonra. Neden şimdiki zamana dönüştürülemeyen bir geçmişi hatırlamak zahmetine giresin ki? Gizlice kızaran yanak, yürekteki koru yansıdır. Mutluluk, umutsuzluğumuzu saklamak için biçilmiş kaftandır. Hayatta sıranızın ne zaman geleceğini bilmek çok önemlidir. Üzüntüm benim kalemimdir. Düşünürden paradoksu çıkarın ve bir profesörünüz olsun. Hayır, hiçbir şey gizlemez. Ancak evet, çok kolay bir aldatmaca haline gelir. Şu dünyaya bir kez adımınızı attınız mı, ölmek için yeterince yaşlısınız demektir. Umut, mümkün olana duyulan bir tutkudur. İradeyi geliştirin. Bu, zihni koruyan zırhtır. Bu yüzden kendini aldatma. Aldatanlar arasında en çok kendinden kork. Tanrı'ya tiksindirici olmak istiyorsan sürüyle koş. Benim bakış açım silahlı tarafsızlıktır. Hayatın dehşetine verilecek tek akıllı taktik tepki ona meydan okurcasına gülmektir. Ruhsuzluk içinde kaybolmak en korkunç şeydir. Gençlik nedir? Bir hayal. Aşk nedir? Rüyanın mayası. Kendinizi sevmeyi unutmayın. Doğru bir biçimde kaygılı olmayı öğrenen kişi, nihai noktayı da öğrenmiş demektir. Tutku içinde kaybolmak, tutkuyu kaybetmekten daha iyidir. İnsanlar tarafından yanlış anlaşılan bir şair olmaktansa domuzların anladığı bir domuz çobanı olmayı tercih ederim. Hayat kendi içerisinde yalnızca yaşayarak öğrenebileceğiniz gizli güçlere sahiptir. Aylaklık tüm kötülüklerin anası olmaktan çok tek gerçek iyiliktir. İnsanlar tahammül edemedikleri bir umutsuzluk düzeyine razı olurlar ve buna mutluluk derler. Uyumak dehanın zirvesidir. Çünkü beni harika yapan başıma gelenler değil, yaptıklarımdır. İnanç bir insandaki en yüksek tutkudur. Anladığınız şeye dönüşürsünüz. Hayat benim için acı bir içecek oldu ama yine de damla damla alınmalı, tek tek sayılmalı.
gerçekte olan benlik ol. İnanç tam da düşünmenin bittiği yerde başlar. Gözlerimi açtım ve gerçek dünyayı görünce gülmeye başladım ve hala gülüyorum. Bütün aşkı şehvetten ayıran şey, onun bir sonsuzluk izlenimi taşımasıdır. Eleştiriye verilecek en iyi cevap gülümseyip unutmaktır. Neticede en yüksek olan, en yüksek olanı anlamak değil, onu yapmaktır. Çok arkadaşınız yoksa eğer, bu çok fazla hayat deneyimi edinmişsiniz demektir. Emek olmadan yemek olmaz. İnsan olmak bir gerçek değil, bir görevdir. Gücünüz duygularınızı kontrol etme kabiliyetinizde yatar. Biri iç dünyanıza hakim olduğunda sizin efendiniz haline gelir. Ne pahasına olursa olsun itibarınızı koruyun. O güçlü olduğunda rakipleriniz nadiren size meydan okuyacaktır. Zayıf olduğundaysa saldırılar her köşeden gelecektir. Közleri onlar alev almadan söndürün. Duygularınızın esiri altındayken karar vermeyin. Arınmayı bekleyin ve ardından harekete geçin. Hükmünüzle uyum sağlayabilir olun. Değişimin gelgitleri durmaksızın devam eder ve kendilerine karşı gelen katı yapıları yavaş yavaş aşındıracaklardır. Akışkan olun, yoksa toza dönüşme riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Gücünüzün gerçek potansiyelinden faydalanmak için enerjinizi tek bir hedefe odaklayın. Güçle ilgilenmediğini iddia edenlere dikkat edin. Çünkü bu genellikle sizi silahsızlandırmak için bir stratejidir. Zamanı geldiğinde tereddüt etmeden saldıracaklardır ve o zaman harekete geçmek için çok geç olacaktır. İzole edilmiş bir krallık savunmasızdır. Güçlü olmak için ittifaklarınız olmalıdır. Bir kale düşmanlarla çevrili olduğunda hızla hapishaneye dönüşebilir. Gerçek bir müttefik elde etmek için sizin amacınızın onlarınkine nasıl fayda sağlayabileceğini açıklayın. İyi niyet bağları ince iplerden başka bir şey değildir. Oysa karşılıklı çıkar bağları çelikten zincirler gibidir. İnsanların niyetlerine değil, ürettikleri sonuçlara dikkat edin. Birçoğu başarılı olmak istese de bu olumlu sonuçları garanti etmez. Mücadeleye cesaretle girin. Ürkek eylemler genellikle güçlü bir muhalefetle karşılanır. Kargaşa içindeyken iyi düzenlenmiş olun. Duygular yükselip alçaldığında sakin ve sabit kalın. Tehlike belirdiğinde ve en cesur savaşçılar bile korkudan küçüldüğünde dik durun ve karşıt kötülükle yüzleşin. Değerleriniz düzensizliğin sisleri içinde parlayan fenerler gibi olsun. İnsanlarınıza kendilerini yönlendirmeleri için bir şey verin. Yenildiğiniz zaman teslim olun. Onurunuz yüzünden tamamen ezilmenize izin vermeyin. Düşmanınız artık sizi bir tehdit olarak görmeyecektir ve size başka bir saldırı planlama fırsatı verecektir.
düşmanınızın hareketlerini yemlerle ayartarak, öfkelerini uyandırarak ve gururlarıyla oynayarak yönlendirin. Ayartmalarınızla onların planlarını bozun ve güçlerinizi dilediğiniz gibi kontrol edin. Aceleyle hareket etmek kontrolünüzü zayıflatır. Azimlerinizin meyve vereceğine inanın ve sabırlı olun. Bir çiftçinin ekin verebilmeleri için tarlalarıyla ilgilenmesi gibi insanların gelişmeleri için gerekli koşulları geliştirin. Krallığın ihtiyaçları kendi bencil arzularınızdan önce gelir. Başkalarına güçlü görünmek için ihtişam ve gösteri araçlarını kullanın. Hayranlık uyandıran gösterilerinizle saygı buyurun. Halkınız için bir dönüşümün sembolü ve dualarına cevap olun. Bu tavsiyeye kulak verin ve birçok sadık teba kazanın. Kolay kazanılan şeylerden sakının. İşlerinizi sonuna kadar planlayın. Böylece yolunuza çıkması kaçınılmaz olan aksiliklere karşı koyabilirsiniz. Yanlış yönlendirmelerle planlarınızı gizleyin. Düşmanlarınızı bir şey arzu ettiğine inandırın ama gizlice başka bir şey için bir strateji geliştirin. Bunu yaparken muhalefetler yanlış yerde savunmalar kurar ve gerçekten arzu ettiğiniz şeyi almaya açık bırakır. İntikamla geri dönmemeleri için sorunlarınızı tamamen ortadan kaldırın. Başkalarındaki büyüklüğü tanıyın. Hak edenlere nimetler verin. İnsanlar ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarsa kendilerine değer verildiğini hissetmelidir. Düşmanlarınızı şaşırtmak ve korkutmak için kasten tahmin edilemez olun. Ülkelerinizde takip edildiğini görmek istediğiniz ilkelere göre yaşayın.